aşıyı geliştiren ve destekleyen bir noktada bu süreç bugüne gelmiş oldu. Faz 1 ve faz 2 safhalarını geçti. Faz 1 ve faz 2 safhasıyla birlikte aşının güvenilirliğini geliştiren ve destekleyen bir noktada bu süreç bugüne gelmiş oldu. Faz 1 ve faz 2 safhalarını geçti. Faz 1 ve faz 2 safhasıyla birlikte aşının güvenilirliğini ve etkili immün yanıtını görmüş olduk. Bugün ise artık faz 3 safhasına gelen, formülasyon olarak bundan sonra değişmeyecek olan son safhasına gelen bir aşımız artık var. Bu milletimizin gururu, bu gurur milletimize ait ve bundan sonraki safhada faz 3 döneminde gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız. Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız. Bundan faz 3 safhasına gelen aşı da özellikle etkinliğini biz görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçilmiş olacak. Ve ilk gönüllümüz de Yasin şu an Yasin Bey yanımızda arz ediyor. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Değerli bilim insanları, kıymetli kardeşlerim, sizlere kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Erciyes Üniversitemiz ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından geliştirilen bu aşı halihazırda ülkemizde en ileri düzeye ulaşmış olan çalışmadır. İlk yerli aşımızın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen bilim insanlarımıza, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer aşı çalışmalarını yürüten bilim insanlarımızın çalışmalarının da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum. Üçüncü fazının ilk uygulaması biraz sonra gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılardır. Türkiye, Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir. İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz. Haziran ayı başı ile birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de kabine toplantımızın ardından Temmuz ayı ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelemizi ve müjdelerimizi milletimizle paylaştık. Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Dünkü bu salgının daha ne kadar süreceği, daha ne kadar mutasyon geçireceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını ve refahını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Bu aşamanın da öngörülen sürede tamamlanarak aşımızın seri üretimine
ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olarak kendilerini ve sevdiklerini bu musibetten koruma hususunda sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum. Bir kez daha bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, bilim insanlarımıza ve üçüncü faz uygulamalarına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, aşının özellikle faz 3 safhasında ismini koymak gerektiği için isimle ilgili bir şeyiniz olursa efendim. Yani bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir derim. Hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından Türkovak ismi uygundur derim. Çok uygun efendim. Türkiye Covid vaksinin baş harfleri olmuş oldu efendim. Öyle evet. Anladım. Türkovak. Evet efendim. Hayırlı olsun efendim. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı hızlandıracağız efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi aşımızı yapacağız efendim. Aşımızı hemşire arkadaşımız. Evet. Hemşirelerimize de çok çok teşekkür ediyoruz bu süre içerisinde verdikleri mücadele için. Ellerine sağlık. Naile Hemşire Hanım aşısını yapacaklar efendim. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun efendim. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Aşının ülke koordinatörü Serhat Hocam efendim. Bundan sonraki safhayı koordine edecek olan hocamız Hacettepe'den bir iki cümle söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'de böyle bir aşı yapmaktan, gelişmesine katkıda bulunmaktan biz de çok gurur duyuyoruz. Daha önce Çin aşısının da faz 3'ünü Türkiye büyük bir başarıyla gerçekleştirdi ve dünyanın saygın bir dergisinde yayınladı. Diğer ülkelerin yapamadığı bir şekilde yayınladı. İnşallah en kısa süre içerisinde bu çalışmamızı da bitirip bu aşımızı iyi bir yayınla dünya tıbbına kazandırmış olacağız. Milletimize, dünyaya hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Aşıyı geliştiren Aykut hocamız da Erciyes Üniversitesi'nden bir iki cümle söylemek ister efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bu aşı geliştirmesiyle ilgili olarak 2013 yılında devletimizin yaptığı yatırımın aslında meyvelerini topluyoruz. Bu sadece bu pandemi döneminde değil, aynı zamanda gelecekte ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından da çok iyi bir deneyim ve altyapıya sahip olduğumuzu söylemek isterim. TÜSEB Başkanımız da eğer müsaade ederseniz efendim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı olarak en hızlı bir biçimde geçtiğimiz dönemde yerli aşımıza gerekli destekleri Sağlık Bakanlığımızın tüm birimleriyle beraber tam bir eş güdüm içerisinde çok hızlı bir biçimde verdik. Arz ederim. Teşekkürler. Sağ olasınız. Hürmet ediyoruz efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum.